Evet, röportajlarımız bu denize dökülen harfiyatla devam ediyor. Biraz evvel AK Parti Çınarcık İlçe Başkanı Sayın Murat Kaya ile röportaj yaptık ama röportajı yaparken tam tesadüf olarak gene Çınarcık'ın Revizyon Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hakan Korkmaz da AK Parti ilçe binasına bir işinden dolayı geldi. Burada da karşılaşınca da bu harfiyat konusunda da yaptığımız araştırmalarda daha evvel bu bölgenin de gazetecisi olduğu için, konuya da çok vakıf olduğu için sağ olsun Hakan Bey'i de kameramızın karşısına aldık. O da Hoş geldiniz, hoş kameramızı geldiniz. kameramızın karşısına geçti. Şimdi Hakan'cığım sen bu konuya çok eskiden beri vakıfsın. Bu konuyla ilgili bayağı haberlerini biz araştırdık, Evet, gördük, evet. okuduk. Geçmişle ilgili. Yani bu konuyu şu an için bizlerden daha iyi biliyorsun. Evet. Siz bu konunun içindesin çünkü. Bize şu denize harfiyat dökme olayının başlangıcından bugüne kadar olan kısmını bir halkımızın ve Türkiye'nin bilgilenmesi için, bizi izleyen devletin kurumlarının bilgilenmesi için anlatır mısın? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum ben de Çınarcığımıza gelip bu önemli konuyla ilgilendiğiniz için. Çınarcık Sahil Dolgu Projesi yaklaşık 30 bin metrekare alanı doldurulacak kamu yararına bir proje. Çınarcık geneli ve tabii ki bu projeye karşı çıkan vatandaşlarımız var. AK Partili eski belediye başkanımız Murat Erdoğan seçimlerden kısa bir zaman önce bu projeye start verdi. Hatta projeyle ilgili bu proje seçim yatırımı mı acaba diye tepkiler de oldu. Fakat sonradan anlaşıldı ki proje eski bir proje. İzinleri çok daha önceden alınmış bir proje. Seçimlere kısa bir zaman kala bir bakanımızın da katıldığı, sembolik de desek bir tören düzenlendi ve projenin lansmanı yapıldı. Daha sonra malumunuz Çınarcığımızda belediye yönetimi halkın iradesiyle değişti. Seçimden sonra. CHP'li belediye başkanımız Avni Kurt göreve geldikten sonra bir müddet projeyi askıya aldı. Evet. Daha sonra halkımız bu proje ne olacak diye merak ediyordu. Biz de yaptığımız yayınlarla tabiri caizse Sayın Başkanımızı teşvik ettik. Başkanım, bu proje askıda duracak mı yoksa Evet. başlayacak mısınız bu projeye? Sayın Başkanım kendi tabiriyle ince eledi, sık dokudu. Çınarcığımıza ne getirir, ne götürür bunun kararını verdi ve projeye 2015 yılının ilk aylarında tekrar start verdi. Fakat ne yazık ki projenin yapım müteahhidi olan firma, Düzce Denizcilik firması, buraya dolguya uygun olmayan malzeme döktü. Toprak mı döktü? Kesinlikle Harfiyat toprak mı? döktü. Proje malumunuz hibe bir proje. Yapılan şikayetler üzerine Hibe proje derken? hibe derken ilave eder. Yani belediyeden bir ücret almıyor firma. Firma sahibinin şikayetlerden sonra ulusal basına yaptığı açıklamalar da var. Biz bu işi kurallara uygun yapacağız bundan sonra. Amacımız, firmamız yeni, başka projeler, hedeflerimiz de var. İş bitirmeyi alacağız biz. Bu projeyi de Çınarcık halkımıza bitirip kazandıracağız. Şimdi firma sahibi bu açıklamayı yapınca Çınarcık Belediye Başkanımız da haliyle firma sahipleri iyi niyetle bu işi hibe yapıyor diye tabiri caizse inandı bu insanlar. Araştırma yapmadı, inandı. Şimdi yapmadı diyemeyiz. Muhakkak belediye başkanıdır. Bütün imkanlar elinde. Niye Evet. bunu söylüyorum? Evet. Sizden dediğim için sohbet ediyoruz. Şimdi İstanbul örneği vereyim. İstanbul'da harfiyat işi olduğu zaman belediyenin, devletin, valiliğin sapladığı alanlar vardır. Evet. Harfiyat toprağını vasfına göre sadece bu alanlara dökebilirsin. Evet. Rastgele yerlere dökemezsin. Bu alanlara harfiyat toprağını döktüğün zaman da ilgili kurumlara makbuz karşılığı bir para ödersin. Evet. Ve çok büyük rant vardır bu Evet. işte. Bu Evet. harfiyat toprağının döküm işinde çok büyük bir rant vardır. Şimdi Çınarcık'a baktığım zaman o zaman iki tane belediye değişmiş Evet. bu proje bugüne kadar. Evet. Dolayısıyla parasız diye bu proje hibe projesini kabul etmişler ama aslında o toprağa dökerken bir belediyenin, Çınarcık halkının bir zararı var. Evet, Yanlış mı evet. düşünüyorum? Şimdi değerli meslektaşım, haklısınız. Burada sıkıntı şu. Bilmediğim için size soruyorum bu Evet, burada konuyla ilgili. sıkıntı şu. Şöyle bir tabir vardır. İlk düğmeyi yanlış iliklersen
kalan düğmeleri iliklesen bile çökmek zorunda kalırsın. Burada bu firmayla anlaşma yapılmış fakat sözleşme imzalandığı zaman firmanın geçmiş dönemine baktığınız zaman yeni kurulmuş bir firma olduğunu anlarsınız. Bu firma hibe projeyi kurallara uygun yapabilecek güce sahip mi? Sahip olmadı, daha sonradan önümüze çıktı çok açık ve net bir şekilde. Burada takdir edersiniz ki bizim özellikle gazeteciler olarak firmayı kötüleme şansımız yok. Anlatabiliyor muyum? Biz mümkün mertebe haberlerimizde buna da dikkat ediyoruz. Biz zaten firma ismi bugüne kadar almadık, almıyoruz da firma kısmı bizi de pek ilgilendirmiyor. Evet. Bizi ilgilendiren kısım denize harfiyat toprağın dökülmesi. Evet. Şimdi gelinen süreçte Sayın Valimiz yapılan şikayetler üzerine duruma el koymuştur. Şu anki valime bir evvelki valime. Şu anki valimiz Selim Cebiroğlu. Evet, Selim Cebiroğlu. Yapılan şikayetler üzerine el koymuştur. Valimizin yazdığı bizim de elimizde olan yazılar vardır. Buraya gece döküm yapılmayacak. Kesinlikle toprak moloz dökülmeyecek. Bütün bunları bir kenara bırakalım. Sayın Valimizin son olarak ulusal basına verdiği bir demeç var. Evet. Analiz raporları getirseler dahi bloktaş dışında buraya herhangi bir geminin döküm yapmasına izin vermeyeceğiz. Şimdi burada biz görevimiz gereği Sayın Valimize halkımız adına şunu sormak zorundayız. Sayın Vali, ne değişti de dün bu gemiler toprakla döküldü, artık biz aradık, bilgilendirdik kendisini. Dün bu gemiler müdahale etmedi. Evet, blok taş dışında döküm yaptılar. Biz dün, siz de takip ettiniz, diğer meslektaşlarımız da takip etti. Blok taş göremedik. Yok, blok taş vardı. Şöyle onu düzeltelim. Türkiye'miz yanlış bilgilendirilmesin, evet. Yanlış anlamasınlar. Evet. Sayın seyirciler, 3 tane gemi vardı. 3 tane gemiden 2 tanesi bir geminin önünde duruyordu. Onlar aralıklarla, oyalanmak evet, için bayağı uzun aralıklarla denize taş atıyorlardı. Fakat 3. bir gemi vardı, o 2 geminin arkasındaydı. Evet, evet. O gemi perdelenmişti diğer gemilerle. O direkt harfiyat toprağını o gemilerin arkasından denize atıyorlardı. Evet, şimdi Gökhan Bey, takdir edersiniz evet. Ki dün çalışmalar gece geç saatlere tabii kadar sürdü. 4.30'da başladı. Mesaiden bitirdim. Şimdi benim aldığım son bilgi gece 1'lere kadar sürdü. Doğru. Diyorlar. Takdir edersiniz tabii ki de. Biz durup orada tabii. 6-7 saat yayın yapmadık. Zaten diğer basınla da yansıdı. Akşam gelip gece çekimlerinde bir haber ajansı kurumu ismini vermiyor, reklama girmesin. Çekimlerini yaptı. Tüm ulusal yerel ulusal medyayla bunu haber olarak servisinde evet. Yaptı. Bizden bizim haberimizi gördükten sonra gelip onlar da bu konuyla gece çekimleri yaptılar. Evet. Şunun altını ısrarla çizmek gerekir. Burada biz gerek Yalova'yı, gerek Çınarcı'yı yöneten yöneticiler, gerek seçilmiş olsun, gerek atanmış, bunların verdiği kararlara her şeyden önce vatandaş olarak sahibiz. Tabii, devletimiz temsilcisi. Bizim valimiz, bizim belediye başkanımız, eğer bu iş doğrudur diyor ve bu işe izin veriyorsa, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama şu çağrıyı da kendilerine yapmak zorundayız. Yapacak bir şey var. Yani bir şey yok derken onu söyledik. Yapacak bir şey var. Devletin ilgili kurumları vardır. İlgili kurumlar bizim bugün yayınımızı seyrederler, bakarlar, araştırırlar. Yani şöyle söyleyelim. Biz burada iki gazeteci şu an sohbet ediyoruz aramızda. Bizim amacımız kişileri, kurumları kötülemek, karalamak değil. Biz haberimizi yapacağız. Yani bunu her röportajda tekrar ediyorum. Biz haberimizi yapacağız. Bize gelen ihbarlar, telefonlar, mailler doğrusunda biz haberimizi yapacağız. Ne gördüysek, ne çektiysek hiç ona yorum katmadan onu yayınlayacağız. Biz yayınladıktan sonra devletin ilgili kurumları bakacaklar. Bu görüntüleri izledikten sonra bunlar yasal mı, değil mi, doğru mu, yanlış mı? Çünkü devlet her yerde olamaz. Bir vali her şeyi bilemez. Her yerde olamaz. Çünkü niye? Coğrafya büyük, alan çok büyük. Yani Yalova dediğimiz yerde küçük bir yer değil yani. Evet, görev evet, alanı evet. Çok büyük. Dolayısıyla biz medya mensuplarının haberlerine işte valisi, kaymakamı, belediye başkanı, işte bakanı, milletvekili, savcısı, polisi, emniyeti artık kimi ilgilendiriyorsa, sigorta ilgilendiriyorsa SGK'sı, emniyeti ilgilendiriyorsa emniyeti bakacaklar, araştıracaklar. Bizim yayınlarımız doğruysa onlar da gerekli yasal işlemleri yapıp konuyla ilgili bir dosya tanzim edecekler. Evet. Biz görevimizi oraya kadar yapacağız. Evet. Ondan sonrası da devletin işi. Evet, biz evet. De şu an iki gazeteci olarak görevimizi yaptığımızda ben vicdanen rahatım, inanıyorum. Evet.
Dün Sayın Vali'yi bilgilendirdik, Sayın Kaymakam'ı bilgilendirdik. Belediye Başkanı'na, hem Yalova Belediye Başkanı'na hem Çınarcık Belediye Başkanı'na bilgilendirdik. Biz rahatız. Bize gelen ifadede o toprağın analiz raporlarının yapıldığı, işte kendilerinin bu konuda incelemeler, denetlemeler yaptıklarını söylediler. Ama Sayın Meslektaşım Hakan Korkmaz güzel bir olay söylüyor. Ben unuttum. Biraz evvelki konuşmasından aklıma geldi. Evet, Sayın Valinin böyle bir ifadesi vardı. Sosyal medyada da, arama motorlarında da yazdığınız zaman Sayın Valimiz açıklamasını görebilirsiniz. Sayın Vali analiz raporu da olsa buraya toprak dökülemez demişti. Evet, şimdi habere katkıda bulunmak açısından tabii. Şu detayı da belirtmek tabii. İsterim. Ben aylar önce Sayın Valimizi sağ olsun lütfetti, randevu verdi, ziyarete gittim bu konuyla ilgili. Sayın Valimiz ısrarla şunu sordu. Sayın Valimiz, siz devletin temsilcisiniz. Siz diyorsanız ki buraya inşaat hafriyatı dökülecek, bu şekilde yapılacak, ben açıkça şöyle söyledim, dolgunun değilsini ağzıma almam ben dedim. Sayın Valim sağ olsun önünde bir şema vardı, izah etti nasıl yapılacağını, hatta blok taşları gösterdi. Yani o açıklamanın dışında bana bizzat bunu söyledi Sayın Valimiz. Buraya blok taş, az önce dediniz blok taş vardı. Şimdi birbirinden ayırmak lazım değil mi? Anroşman taşından bahsediyoruz. Tabii. O taşlar. Taş dediğimiz her gördüğümüz tabii. Büyük taş. Yani burada 2 ila 4, 4 ila 6 tonluk anroşman taşlarından bahsediyoruz. Tabii doğru söylüyorsunuz. Yani en basit insanların bile anlayacağı şekilde burayı çevireceksin. Evet, doğru. Burayı çevirip içine dolduracaksın. Bunu tabii ki teknik olarak açıklamayı yapacak uzmanlar, bilir kişiler vardır. Tabii ki bizim işimiz değil. Biz sadece... Ama acizane biz de araştırıyoruz. Tabii. Burada şunu anlayamıyoruz. Sözleşme elimizde var. Sözleşmede sözleşme zaten kıyı tahkimatı ve anroşman sözleşmesidir. Fakat bakıyorsunuz buraya 50-60 tane gemi gelmiş. Sürekli toprak dökülüyor. Anroşman dediğimiz yani kayalarla çevrilmiyor bir türlü. Neden bu yapılmıyor? Vatandaş bunu merak ediyor. İşte niye bir rant var o zaman derim ben. Ne yazık ki öyle. Şimdi siz böyle konunun içinde oldunuz. O yüzden size rica ettim. Evet. Ben siz bu konuda bayağı yazılarınız, araştırmalarınız var. Evet. Dün vakıf olduk konuya. Dünden bu yana olan gelişmeleri biliyoruz ama geçmişini siz çok iyi bildiğiniz için. O yüzden sorduk. Tabii etrafa bir taşları veyahut da olması gezgenleri yaptığınız zaman o toprak orada hapsolacak. Evet. Ama bu şekilde olduğu zaman o habire yayılacak. Evet. Habire yayılacak ve deniz canlılarına, denizin alt dünyasına çok büyük zarar veriyor. Şimdi Gökhan Bey, son olarak bir şey söyleyeyim. Tabii. Müsaadenizle tabii. Bitiririz ondan tabii. Sonra. Şimdi dün 3 tane gemi buraya gelince Sayın Valimizle görüşmemiz şöyle bitmişti. Bir şey olursa bana telefon açın, ben 15 dakikaya oradayım demişti. Sayın Valim sağ olsun. Geldim diyorum. Vatandaşlarla da ilgili, alakalı, sıcak ilişkiler kuran bir validir. Bu hepimizi memnun eden, sevindiren bir olaydır. Bunun üzerine dün 3 tane gemi gelince biz de bir istihbarat aldık, bir ihbar aldık. Bu gemiler de dolguya uygun malzeme yoktur. Ben önce Sayın Belediye Başkanımı aradım. Kendisine bilgi verdim. Daha sonra Sayın Valimi cep telefonundan aradım. Sayın Valim sağ olsun ilgilendi. Kendisinden bir ricada bulundu. Dedim Sayın Valim, lütfen denetleme heyeti gemiye çıksın. Kendisi sağ olsun dedi, hemen belediye başkanına talimat veriyorum. Denetleme heyeti gemiye çıkmadan döküm yapılmasın. Belediye başkanımızdan, başkanım ben de gemiye çıkmak istiyorum. Sinancık belediye başkanı. Evet, Sayın Avni Kurt'tan ben de gemiye çıkmak istiyorum diye istekte bulundum. Sayın başkanım uygun görmedi. Saygı duyuyorum, kendi takdirleridir. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Daha önce, bundan önce Ceren 3 gemisi, dün gelen gemilerden biri, Ceren 3 gemisi Çınarcık sahil dolgu alanına gelmişti. Denetleme heyetiyle beraber ben gemiye çıkmıştım. Orada ilgili kurumların temsilcileri çekimler yapmıştı, tespitler yapmıştı, ben de yapmıştım. Ve yapılan tespitler sonucu o geminin o gün yükünü boşaltmasına izin verilmemişti. Olumsuz değil mi? Evet. Gördükleriniz. O günden sonra da zaten ilk defa dün geldiler. Peki Hakan'cığım ne kadar kaç gemidir bu tahminen? Efendim? Tahminen kaç geminin toprak dökülüyor?
Sen bu konuda şimdi tamam. Yani 50-60 gemi geldi. Yani bir 50-60 gemi geldi. Bir gemi ortalama 2 ton olsa. Evet. Yani 2000 ton, bayağı bir 100 bin ton civarında. Şurada gibi. Vatandaşın tepkisi şu. Kontrolsüz bir şekilde Çınarcık Denizi'ne bir proje bahane edilerek acaba İstanbul'un inşaat hafriyatı mı dökülüyor? Bu tabii ki yetkililerin görevidir. Biz acizane vatandaşın sesini duyuruyoruz. Bundan sonrası yetkililerin görevidir. Herhalde bu ilin başındaki insanlar, bu ilçenin başındaki insanlar ne gerekiyorsa yapacaktır. Bizim buna inancımız tam. Aynen. Fakat biz şunu isteriz. Burada bir iş yapılıyor. Uzun zamandır duran bir proje aylar sonra tekrar başlıyor. Çalışmalar yapılırken bu ilçenin belediye başkanı orada mıydı? Yok. Valisi orada mıydı? Kaymakam burada mıydı? Yok. Meclis üyeleri orada mı? Yok. Az önce siz güzel bir şey tespit ettiniz. Şimdi Hakan'ın bu yorumuna ben bir katkı bulmayayım. Bunun bende kaydı da var. Asıl vibe şurada. Yalova'da yetki kimde? Veyahut da Yalova'ya Çınarcık'a söyleyeyim. Kim sahip çıkacak? Valilik makamı bizde kaydı var. Yani ben kayıtsız belgesi hayatta yorum da yapmam konuşmamda. İtiraz eden olursa ben bunun kaydını hemen yayınlarım derhal. Evet. Derhal yayınlarım. Kimseye de yanlış anlamı olması. Valilik makamı bizim yetkimiz yok dedi. Bizi kaymakamlığa yönlendirdi. Evet. Belgesi var. Kaymakamla görüştüm. Bizzat makamında odasında görüştüm. Saat 17, saat tam 5'te görüştüm. Kaymakam benim yetkim yok dedi. Belediye başkanı Hakan Korkmaz'ın da dediği gibi dün makamında yoktu. Ankara'da görevliydi. Evet, evet. Sahilde de hiçbir belediye başkan yardımcıları yoktu. Çünkü ben belediyeye de gittim. Belediyenin güvenlik kameralarında vardı. Saat 5'i 10 geçe kaymakamlıktan çıktım, belediyeye girdim. Karşı karşıya zaten bilen bilir binaları. Yani evet, 5'i 10 geçe, evet. 5'i 20 geçe, yani zamanda yanılma olabilir. Belediyeye gittim. Yani Çınarcık'a sahip çıkacak bir devlet, yani bu konuyla ilgili kimse yok. Dün herkes toplu birbirine attı arkadaşlar. Evet, evet, evet. Orası önemliydi. Çok önemli. Dolgu çalışmasına bilhassa 4.30-5'e doğru start verildi. Yani buna senin parmak basman, bunu evet. Özellikle yani evet, konuşmamızın evet. Sonunda evet. Gündeme getirmen çok güzel. Evet, doğru evet, bir evet. Yapış. Son olarak şunu söyleyeyim. Tabii. Hakikaten Çınarcık'ta, gerek Yalova'da çok değerli yöneticilerimiz var. Evet. Bu konuyla ilgili herkesin aklı selim, sağduyulu davranıp vatandaşın taleplerine kulak tıkamayacağı inancını taşıyoruz. İnşallah dolgu projesi kurallara uygun bir şekilde bitecektir ve halkımızın kullanımına açılacaktır. Tabii ki faydası olacak. Evet, temennimiz o yönde. Biz gazeteciler olarak da üzerimize düşen görevi her zaman yerine getireceğiz. Halkın talepleri doğrultusunda yayınlarımıza her türlü baskı ve tehdide rağmen devam edeceğiz. O bizim mesleğin doğasında var, alışırız. Onlara evet. Sıkıntı yok. Evet. Sayın seyirciler, Hakan Korkmaz'a çok teşekkür ediyorum. Yayının sonunda gene söyleyeyim, her ikimiz niye AK Parti'de bu sohbeti yapıyoruz? Biz buraya AK Parti ilçe başkanı Sayın Murat Kaya'ya bu dolgu meselesini sormak için geldik. Buna röportaj yapmaya geldik. Ve burada da bölgenin revizyon gazetesinin genel yayın yönetmenine karşılaşınca başkandan sonra Hakan'la bir sohbet yapalım dedik. Çünkü biz İstanbul'dan buraya geldik. Evet. Burada yerleşik değiliz. Türkiye'yi geziyoruz. Evet. Kimse AK Parti arkada yazısını görüp yanlış anlamasın, algı operasyonu da yapmasın. Biraz sonra buradan çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne gideceğim. Hem ilçesine hem iline, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gideceğim. Yani diğer parti ilçe başkanlarıyla da bu konuyu görüşeceğim. Yani lütfen ve lütfen üstüne basa basa söylüyorum. Hakan ve Gökhan'a, ismimiz de uygun evet, bu arada. Evet, evet. Hakan ve Gökhan'ın AK Parti'de bu röportajı yaptığını kimse lütfen ve lütfen evet. Başka bir yerlere çekmesin. Yani ne Hakan'ın ne benim kesinlikle ve kesinlikle bütün partilere biz eşitiz. Biz halkın müşterek sesiyiz. Evet. Her yerde oluruz. Bütün siyasi kurumlarda oluruz. Bütün resmi kurumlarda oluruz. Hatta sokaklarda oluruz. Hattı zatında sakıncalı kurumlarla veya da kuruluşlarla veya kişilerle de beraber olabiliriz. Fotoğraflara düşebiliriz. Çünkü biz haberciyiz. Her an her yerde karşınıza çıkabilirim. Hakan'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum.